New York'ta çok ilginç bir mağazaya gittim. Lazzoni. Dediler ki işte Kenan'ı aramışlar, biz Lazzoni. Duyuyordum ben Lazzoni yani. Lazzoni bakıyorsun ya, Lazzoni işte abi herhalde İtalyan marka. Bir de gidiyorsun çok havalı falan yani. Acayip bütün böyle en lüks mağazaların olduğu yeri düşün New York'ta. Orada konumlandırmışlar. Ve de çok ilginç bir şeyleri var. Adam arıyorlar. Dediler ki biz sizle işbirliği yapacağız. Ha diyorum ki ne istiyorsun yani, ne mal mı satmaya çalışıyorsunuz ya da ne bileyim yatırımcı mı arıyorsunuz? Yok dediler. Biz adam arıyoruz. Türkiye'den bulacağımız adamları Amerika'ya getirmek istiyoruz. Onları arıyoruz. O konuyu duyurmak istiyoruz dediler. Herhalde bugüne kadar yaptığım en ilginç ve en farklı işbirliklerinden bir tanesiydi. İsterseniz bugün programımızı bu işbirliği haberimizle bitirelim. New York'un şöyle bir özelliği var. Çeşitli bölgeler şehrin yapılanması sırasında farklı iş kollarına ayrılmış. Bir yere gidiyorsunuz mücevherciler, bir yere gidiyorsunuz çiçekçiler, bir yere gidiyorsunuz mobilyacılar. Burası da New York'un ve Amerika'nın en lüks mobilya mağazalarının bulunduğu semtlerden bir tanesi. En lüks derken dünyanın en lüks markaları. Peki hangi markalar var? İşte gördüğünüz gibi Lazzoni var. Lazzoni Türkiye'nin şu anda buradaki bayrak dükkanlarından bir tanesi açmış durumda. Efe Bey de buranın sahiplerinden mi diyeyim, kurucularından diyeyim. Doğru. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Ben şimdi burayı biraz anlatmaya çalışıyorum ama buranın alamet farikası nedir Efe? Yani şu anda tam olarak neredeyiz? Şimdi Cüneyt Bey şöyle, Empire State binası hemen yan avenüde yer alıyor. Fransızların dev mobilya markası Roche Bobois'dan başlayıp hemen kapı komşumuz Fendi Casa, hemen karşımızda Minotti var. Evet. Hani mobilyanın Ferrari'si diyebileceğimiz. Hemen sol tarafımızda yine kapı komşumuz B&B İtalya mobilyanın Maserati'si diyebileceğimiz. Evet. Dünyanın en büyük, aslında en etkin ve piyasayı, pazarı yönlendiren, belirleyen bütün markalar aslında burada yer alıyor. Ve tam da ortasında Lazzoni açmışsınız. Lazzoni ne demek Efe? Lazzoni aslında İtalyanca bir soy ismi. Aynı zamanda Lazzonic kimi bizim Laz dilinde Laz'ın yaptığı demek. Laz'ın yani, yaptığı. Abi baktığın zaman çok böyle İtalyan mağazası gibi gözüküyor ama evet, sonuçta evet, Laz'ın yaptığı. Laz mısınız siz? Aynen öyle. Süper. Evet. Peki isterseniz bir mağazayı konuşalım. Tabii ne ki yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Devam tabii edelim. Ki. Ama gerçekten böyle bir içeri girdiğiniz zaman hani havalı bir İtalyan mobilya mağazasına girer gibi hissediyorsunuz. Evet, evet. Biraz tasarım, da pahalı bir mobilya mağazasına girer gibi. Öyle, öyle. Biz Türkiye'nin en kaliteli modern mobilya üreticisiyiz aslında, evet. Cüneyt Bey. Her şeyi Ankara'da üretiyoruz. El emeği, göz nuru. Marangozluk atölyemizde dedemin yetiştirdiği öğrenciler var. Ben 4. kuşağım. Dedemin babası serender ustasıymış Karadeniz'de. Oradan beri gelen bir el emeği, göz nurunu aslında biz New York'lara kadar getirme şansı yakaladık. Kaç mağazanız var Amerika'da? Amerika'da bu sene sonunda 7 mağaza olacağız. New York'ta 3 tane Manhattan'da lokasyonumuz var. New Jersey'de çok iyi bir mağazamız var, 8 yıldır aktif olan. Seattle, Atlanta, Texas'a açmayı planlıyoruz. Ben 2 hafta sonra da Los Angeles mağazayı açmak üzere taşınıyorum. Boston mağazaya da yine bir Türk beyaz yakalı yatırımcımızla birlikte, evet, Boston'da da yer alıyoruz. İlginç bir büyüme modeliniz var. Nedir bu? Evet. Beyaz yakalılarla büyüyorsunuz ve Türklerle büyümeyi istiyorsunuz. Bravo. Yani buradaki bravo. Amerikalı profesyoneli işe alalım büyüyelim demiyorsunuz. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Cüneyt Bey, biz Türk misafirperverliğini ve o Türk aslında kültürünü hep yansıtıyoruz. Her sorana biz tamamen Türk markasıyız ve Türkiye'de üretim yaptığımızı, İşte biz bir Laz kabilesiyiz, ismi oradan geliyor ama şükür Türk'üz, ne mutlu Türk'üm diyene mantığında. Ankaralıyız. Ankaralıyız, onu da söylüyorum. Ben de Ankaralıyım, ne güzel, evet. Evet, biliyorum. Evet. Türk yatırımcısının ve Türk insanının her zaman için bizim markamızı, kimliğimizi ve yapımızı çok daha doğru anlattığını, çok daha sahiplendiğini, buraya gelip başarısını yakaladığında ailesinin ona Lazzoni'de ne güzel işler başardın dediğini gördük. Ve ben ilk başlarken işte Amerikalılarla gidelim derken bugün bütün çalışan üst kadromuz, bütün mağaza yöneticilerimiz, en çok satış yapan bütün arkadaşlarımız Türk. O yüzden Türk beyaz yakasını aslında sıfır sermaye yatırarak Amerika'ya gelip Lazzoni'nin prensiplerini, satış şeklini, tasarım özelliğini anladıktan sonra Amerika'ya gelip mağaza sahibi yapma şansı oluyor. Yani size başvuruyor.
Hangi kollardan? Beyaz yakalı derken neyi kastediyorsunuz? Beyaz yakalı dedik, kastedim şu, doğru İngilizce konuşabilen, iyi İngilizcesi olan, Amerika ile alakası olan, birazcık tasarımla alakası olup bizi tanıyan, bizim gibi iş yapmak isteyen insanları biz bünyemize katıyoruz aslında. Çok size başvuruyor. Nereye başvuruyorlar tam olarak? Normal insan kaynaklarına. Lazım'da ben çalışmak istiyorum diyorlar, evet, ve geliyorlar. Diyorsunuz ki gelin Amerika'da çalıştıralım sizi. Gelin Amerika'da. Türkiye'de önce bir eğitimden geçiriyoruz. O Türkiye'deki eğitim periyodunu, sürecini tamamladıktan sonra buraya geçişlerini sağlamaya, evet, çalışıyoruz. Green Card varsa tabii hemen daha hızlı alabiliyoruz. Daha hızlı oluyor. Yoksa? Biz temin edebiliyoruz tabii, evet, ki biz alabiliyoruz. Şekilde. Müthiş bir şey model var. Sonra ortak mı yapıyorsunuz bu gelenleri? Sonra ortak yapıyoruz. Onlara gidiyoruz. Texas'ta mağaza açtırıyoruz. Boston'da açtırıyoruz. İşte para koyuyorlar mı? Yerlerde. Ter koyuyorlar. Uğraşıyorlar. Emek koyuyorlar. Ve de pay mı veriyorsunuz onlara? Ve pay veriyoruz. Ortak İlginç ediyoruz. İlginç bir büyüme modeli. Şöyle evet, oturalım mı? Evet. Yani bir franchise, franchise'ın farklı bir biçimini yani. Bu size özgü bir şey mi? Hep standart franchise modelinde yatırımcı ciddi bir para koyması gerekir. İşte 1 milyon dolarlar istenir, mağaza açılır, konsept yapılır, o yapılır. Biz tamamen insan odaklı ve insan üzerinden büyüdüğümüz için biz bugüne kadar New York'ta mesela hiçbir reklam yapmadık. Cüneyt Bey, hep referansla bizden memnun olan müşterilerimizin arkadaşlarıyla büyüdük ve pazarlamaya hiç bütçe ayırmıyoruz. Tamamen inanılmaz bir kalite ve müşteri servisiyle büyüdük. Türkiye'de de bu arada bu şekilde hep büyümüşüzdür. Türkiye'de çok insan bizi bilmez. Sadece böyle niş, gerçekten kaliteye ve fonksiyoneliteye ve markayı bilen insanlara hitap ederiz. İnsanlar gelir, Lazzoni'yi öğrenir. Bizim süreçlerimizi tamamladıktan sonra da biz onların yatırımcısı oluruz. Onlar da gelirler burada mağazalarını Türkiye'de açarlar. Türkiye'de kaç mağaza var? Türkiye'de şu an 24 mağazaya ulaşacağız. Bayağı fazla. Bayağı. Peki biraz sonra burası iki katlı herhalde. Evet. Şimdi evet, bakıyorum bunlar pahalı mı mobilyalara benziyor? Pahalı mı? Mesela kıyasladığınızda yani dışarıdaki şu İtalyan var, işte Fransız var, onlar bayağı pahalı. Biz aslında aynı İtalyanların, Fransızların %20, %30 altında kalıyoruz. Ama Türkiye'ye kıyasla yine Türkiye'deki fiyatlarımız neredeyse 3 katına satış yapabiliyoruz. Amerika, yani evet, New York'ta şimdi ve en lüks bölgede olduğumuz için onun da tabii ciddi bir etkisi olabiliyor. Yataklarımızın tamamında sandık var ve işte yazlığını, kışlığını, ayakkabısını ve kullanmadığı ürünleri direkt buraya saklayabiliyor New Yorklular. Çünkü alanlar çok her kısıtlı yerde, ve Türkiye'de küçük de yani artık. Türkiye'de yani, doğru. Zaman hani aslında yatağınızın altında bir gardırop, bir dolap, evet, olduğunu düşünebilirsiniz. Yine şöyle özellikleri biz özellikle koyuyoruz. Hani bu ışık son seviyede bir yatak odasını aydınlatacak seviyede. En düşük seviyesinde kitap okuyabiliyorsunuz. Evet. Fonksiyonel diyebiliriz yani gerçekten. Fonksiyonel, evet, ürünlerimizin çoğu fonksiyonel. Evet. Onunla birlikte de zaten özelliğimiz, evet, o.